Merhaba. Türkiye ne kadar öngörülemezse Erdoğan da o kadar öngörülebilir bir lider. Yeni orijinal bir icadı yok. Daha önce ne yaptıysa ve nasıl sonuç aldıysa aynını yapıyor, yapacak. 14 Aralık'ta Ekrem İmamoğlu'nun duruşması var. Mahkum edilip siyaset yasağı gelecek mi? Erdoğan'dan başka bilen yok. HDP kapatma davası da öyle. Erdoğan Anayasa Mahkemesi'ne üst üste yeni üyeler atadı. Yapıya %100 hakim olmasa da karar nasıl isterse öyle çıkacak gibi. Diyarbakır ikametine kayıtlı Selahattin Demirtaş'ı ailesine zulüm olsun diye Edirne'ye koydu. Paşa gönlü isterse hasta babasını ziyaret için özel jet tahsis edebiliyor. Kamuoyunun sesi çıkmıyor diye HDP'nin neredeyse tüm belediyelerine kayyım atadı. CHP'deki İstanbul ve Ankara belediyelerinin dosyalarını ise şimdilik pauslamış durumda. Nereye nasıl yürüyeceği belli. Süleyman Soylu belli periyotlarla bunu açıklıyor. Birkaç gün önce İstanbul'da işe alınan 1668 kişi terör iltisaklı dedi. Sonra da ekledi belediyeler örgüt yuvası gibi. Bırakın tüm devlet olanakları ve medyayla propagandayı, hiçbir değeri ve kutsalı olmayanla mücadele etmek, Grekoremen güreşte rakibinizin bel altı çalışmasına benzer. Hakemi satın almıştır. Misal Erdoğan HDP'ye anayasa değişikliği müzakeresi için heyet gönderdi değil mi? Yarın satabilir onları. Bana mı sordunuz diyebilir. Daha önce yaptı çünkü. Bugün Meral Akşener'e çağrıda bulunuyor olması yarın dava açtırıp siyaset sahnesinden silmesine mani değil. Akşener hakkında 6 yıldır yürüyen cemaat soruşturması var ve geçenlerde bir gizli tanık ifadesiyle dosya tekrar ısıtıldı mesela. Milyonlarca insan rejim yargısının kıskacı altında. Kürekle dövülen köpek olayına gösterilen tepki kadar ses çıksa daha farklı olabilirdi. Olmadı. Muhalefet iktidarın tüm mağduriyet söylemlerine teslim olmuş durumda. İtiraz edemiyor. Tek örnek verip geçeceğim. AKP'liler buldukları her fırsatta askeri vesayetten askeri müdahaleden dem vururlar değil mi? Peki 2018 seçimleri öncesinde Abdullah Gül'ün ofisinin bahçesine helikopterle inen Genelkurmay Başkanı'nın askeri müdahalesini nereye koyacağız? Orada Hulusi Akar Abdullah Gül'ü adaylıktan vazgeçirmedi mi? Bu siyasete askerin bal gibi müdahalesi değil miydi? Muhalefet az düşünse çok örnek bulur ya, istemiyor bunu. Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı gelirse ikinci Tayyip Erdoğan olur. Demezler mi bir de? eli arkasında türbe dolaştı diye az kalsın hakkında soruşturma açılıyordu yahu. Yargı bile absürt bulmuş olacak ki bu gerekçeyi başka yol aramaya başladı. Buldu da. Bakın ülke ne kadar öngörülemez bir ülkeyse Tayyip Erdoğan da o kadar öngörülebilir bir lider. Karşınızda ne yapacağı belli bir model var. Bunu yaparken de kişinin cezaevinden kahraman veya dersini almış olarak çıkmasını da umursamıyor. Onun için bugün önemli yarın yok. İmamoğlu mahkum olursa ikinci Erdoğan olmaz. İkinci Demirtaş olur.''